Nefis muhasebesi. İnsanın geceleyin gündüz yaptığı işlerini gözden geçirmesi gerekir. Çünkü gece dinlenip istirahat ettiği için akıl ve zekanın daha çok çalışacağı, düşüncenin daha çok yoğunlaşacağı zamandır. Eğer yaptığı işler doğru ve övgüye değerse devam eder, benzerlerini de yaparak onu izler yanlış ve kananacak durumda ve düzeltmesi de mümkünse telafi eder ve ileride benzerini yapmaktan vazgeçer. Binaenaleyh insan bu şekilde düşünürse yapmış olduğu fiillerini dört halin dışında görmez. Ya fiilleriyle hedeflemiş olduğu gayeye isabet etmiştir ya yanlış yapmış ve o fiilleri yapması gereken yerde yapmamış olur yahut da o fiiller konusunda ihmali söz konusu olup sınırlarına varamamış olur veya ileri gitmiş ve sınırı aşmış olur. İşte bu gözden geçirme meselesi yapacağı işi yapmadan önce düşünmeyi öne çıkararak bir nevi yardım sağlamaktır ki böylece isabet noktalarını bilsin ve hatayı telafi ederek fırsatı ganimet saysın. Şöyle denilmiştir: Kim geçen olaylardan çokça ibret alırsa ayak sürçmesi az olur. İnsanın kendi nefsinin hallerini gözden geçirdiği gibi, başkalarının hallerini de gözden geçirmesi gerekir. Olabilir ki, başkalarının tavırlarından hareket ederek doğruyu bulmak daha kolay olur. Çünkü başkasının haddü harekatını değerlendirirken, nefis, heva, heves şüphesinden kurtulduğu gibi, kendi yaptığı işlerde gösterdiği hüsnü zanlı, başkalarının yaptıklarında göstermekten uzaktır. Başkasından gördüğü bir doğruyu yakalar veya onun güzel bir fiili hoşuna giderse, kendi nefsini de o güzel fiili işleyerek zinetlendirir. Çünkü asıl mutlu ve bahtiyar, başkasının fiillerini gözden geçirip, en güzeline uyan ve kötüsünden de vazgeçendir. Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiğine göre, Efendimiz şöyle buyurmuştur. Asıl mutlu insan, başkalarının hal ve tavırlarından öğüt alan kişidir. Abdurrezzak 13 Aralık Mevlana Takvimi